Kıymetli basın mensupları ve misafirler. Hepimizin bildiği gibi Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası geçtiğimiz Temmuz ayında Çanakkale'de düzenlenen Korolar Festivali kapsamında kentimizde harika bir konser vermişti. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Sayın Mülgür Gökhan bu güzel oluşuma karşı duyduğu memnuniyeti belirterek Çanakkale Belediyesi'nin bu projeyi örnek alacağını söylemiş ve gerekli girişimleri başlatmıştı. Bu sözler ile iki belediye arasında başlayan kardeşlik, her iki kentteki meclis kararlarıyla teyit edilerek yeni bir anlam kazandı. Bugün burada iki belediye arasında zaten var olan güçlü kardeşlik bağlarını resmiyete dökerek taçlandırmak için bulunuyoruz. İmza törenine hepiniz hoş geldiniz. Telgraflarıyla onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Sayın Tuncay Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer notlarını duydukları memnuniyetleri ve tebriklerini iletmişlerdir. Biz de buradan kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de sözü Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Mülgür Gökhan ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a bırakıyor. Kendilerinden değerli görüşlerini bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Başkanım, Tepebaşı Belediye Başkanımız, değerli meclis üyelerimiz, hem Tepebaşı Belediye'mizin hem Çanakkale Belediye'mizin değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları ve belediye çalışanları, özellikle bu ilişkilerde yoğun mesai harcayan değerli arkadaşlarımız. Burada Çanakkale'de sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Biraz önce de bahsedildi. Bu birlikteliğin başlangıcı geçen yıla dayanıyor. Çocuk tablosu Korolar Festivali'nde Tepebaşı Belediye'mizin İki Elin Sesi Var konusunun burada bir sunumunu izlemiştik. Çok etkilendik, çok beğendik. Sayın Başkanımızla beraberdik. Diğer tabii konularda yarıştı ama biz bu noktada dedik ki yani madem ki bu vesile oldu, yani geldik. Bundan böyle de belediyelerimizi kardeş belediye haline getirelim. Daha çok kültürel, sosyal ilişkiler içerisinde olalım diye kararlaştırdık ve bu noktada meclislerimize bunu sunduk. Değerli belediye meclis üyelerimize hem Tepebaşılı hem Çanakkale meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizleri kırmadığını düşüncemizi ve oylarıyla bu kardeşliğe yol açtılar. Şimdi zaten Tepebaşı Belediyesi Çanakkale'yi çok önemsiyor ve yılda aldığım bilgiye göre 20 bin. Ne? Şu anda 2010'dan bu yana başkanım 120 bin kişiye ulaştı. Bunun yaklaşık 80 bini de kadın. Evet. Hakikaten biz Eskişehir'de vatandaşlarımızın yakın tarihini iyi bilmelerini istiyoruz. Hatta başlarken Tepe başında Çanakkale'yi görmeyen kalmasın diye böyle bir kampanya oldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Dolayısıyla zaten ilişkimiz var ama kurumsal ilişkimiz yoktu. Onu şimdi test ediyoruz. Zaten yarın yine 1500 tane buraya Tepe başında Çanakkale'de olacak. Ve bu kardeşlik protokolünün önemi, tarihi önemi de şu. Biliyorsunuz 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma programı ve o günleri içerisindeyiz, o haftanın içindeyiz. O haftada olması önemli. Çanakkale malum şehitler diyarı ve bu diyarda çok sayıda tabii Eskişehirli rahmete ermiş askerlerimiz de var. O bakımdan bugünün anlamında bu törenin olması çok önemsiyorum 18 Mart açısından gelmesi dolayısıyla. Bu
ziyaret dolayısıyla birlikte oluyoruz ve bizi çok memnun etti, mutlu etti sizlerin varlığı, buraya katıldığınız. Bu kardeşliğin, bu dostluğun bütün Türkiye'ye yayılmasını diliyorum. Türkiye'deki bütün insanlarımız birlikte, kardeşçe yaşamanın mutluluğunu yaşatmasını istiyoruz. Maalesef ülkemiz ayrışılıyor. İnsanlarımız ikiye ayrılmak sürecinde maalesef. Onun için bu kardeşlik ilişkileri bize pozitif olarak yansımalı ve insanlar bu ilişkilerin, dostlar ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmeli diye düşünüyorum. Bu bakımdan ben Sayın Başkanıma, Ahmet Başkanıma ve üyelerle beraber Çanakkale'ye ziyaretlerini ve bu protokolü imzalamak için buraya teşriflerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hepimize mutluluk getirsin bu protokol. Daha çok ilişkiler, çeşitli kesimlerle biraz önce tanıştım. Birçok muhtarlarımız var, muhtar başkanlarımız var. Muhtarlarımızı misafir ederiz, bizi oralara göndeririz. Çünkü gerçekten Eskişehir, Çanak Türkiye'nin en güzel illerinin başında gelir. Burada oradaki bütün başkanlarımız son derece başarıyla kentlerini yönettiler, güzelleştirdiler. Örnek kent oldular. O bakımdan Eskişehir'de kardeşlik çok daha anlamlı oldu. Ben bu alanda da bunun duyurulması, basına duyurulması ve Eskişehirlilere de bunun duyurulması, Çanakkale'lere duyurulması daha çok çeşitli ilişkiler kurmak suretiyle, projeler yapmak suretiyle birbirimizi tanıma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz. Saygılar. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, sevgili Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, belediyede çalışan arkadaşlarımız, değerli basın, hepinize merhaba diyorum. Bugün yine Çanakkale'deyiz. Gerçekten Çanakkale'ye gelmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Biliyoruz ki burada bir savaş değil, bir destan yazıldı. Biraz önce ifade ettiğim gibi insanlarımızın yakın bu tarihi çok iyi öğrenmeleri lazım. Bizim de iki önemli tarihimiz var. Birisi Çanakkale Destanı, diğeri Kurtuluş Savaşı Destanımız. Bir söz var, çok beğeniyorum. Diyor ki, tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer diyor. Yani o kadar anlamlı bir şey ki bugün Güneydoğu'daki savaşın benzeri bir tarih yani. İnşallah öyle olmasının büyük dileğim de oradaki savaşan Mehmetçiğin Tanrı korusun onları ve oradan sağ salim gelsinler. Çanakkale'ye gelince olağanüstü bir düğümlü bir toprak. İşte nereye baksanız şehit var. Hala bastığınız toprak canlı, hala şehidin kokusunu alıyorsunuz orada. Ben çok dikkat ediyorum. Eskişehir'den gelen insanlarımız gelirken başka bir yapıyla gidiyorlar. Buradan dönerken daha farklı gidiyorlar. Yani dünyaya bakış açıları değişiyor. Hatta zaman zaman çok farklı şeyler duyuyorum. Mesela yaşlılar özellikle diyor ki, biz Ümre'ye niye başka yere gidiyoruz? Hele böyle bir dönemde bu böyle bir özelliğin vurgulanması çok anlamlı. O açıdan eski tema başında olarak dediğim gibi Eskişehir'de Çanakkale'yi görmeyen kalmayacak diliyorum. Yarın da 1500 kişiye yakın insanımız gelecek. Tabii bu Sayın Başkanım bizim dostluğumuz. Yeni bir dostluk değil, birkaç kez geldiğimde kendisini yine ziyaret etmiştim. Ama buraya en son
geçen Temmuz ayında başkanımızın da söylediği gibi Türkiye'de pek örneği olmayan iki lisesi var, Çocuk Senfoni Orkestrası. Buraya Çanakkale Belediye'mizi yapmış olduğu korolarla ilgili bir etkinliğe katılmıştık. Özellikle Çanakkale'li çocuklarımız çok beğendiler. Hatta başkana, başkan biz de isteriz, biz de isteriz gibi böyle sözlerde bulundular. Ve orada beraber sahnede ayakta başkanım dedik. Kardeş şehir olalım, biz de yardımcı olalım Çanakkale'de de bir üçüncüsünü, yani Türkiye'de olan böyle bir çalışmanın üçüncüsünü de burada kuralım dedik. Ve meclislerimizden onayı aldık ve bugün de bu güzel topraklarda bu güzel etkinliğin sözleşmesini imzalayacağız. Ben de inanıyorum ki hem burada hem Eskişehir'de her iki şehrin çağdaş halkları buluşacaklar ve daha iyi etkinlikler ortaya çıkacak. Biz kardeş şehir olurken birazcık da buna önem veriyoruz. Yani siyasi görüşleri örtüşen halkların nasıl yaşadıklarını, ne yaptıkları birazcık da yine örtüşen. Mesela bizim ilk kardeş şehrimiz Küba'dan oldu. Şimdi son şimdi bu ben bitmiş olarak bakıyorum. Filistin'den bir şehirle görüşüyoruz. Büyükelçi Eskişehir'e davet etmiştik. Birazcık böyle Filistin olaylarına iktidarın sahip çıkması benim birazcık ağrıma gittiydi. Sol tandarslı ve devrimci bir yoldaki ülkeydi. Oradan da böyle bir kardeş şehir Eskişehir'imize yakışırdı. Onu şimdi hayata geçireceğiz. Neticede tabii kardeş lafı çok güzel, kardeşlikler çok güzel. Şehirlerin kardeş olması önemli ve birbirlerini iyi tanıması önemli. Yurt içinde de belediyelerimizin kardeş şehirleri olması çok önemli. Çocuk orkestrası ile ilgili bizde çocuk kültürlerimiz var. Orada çocuk korosunu şimdi çocuk korosu olarak başladık. Onu oluşturuyoruz. Daha sonra da iki etapta da biz de Tepebaşı Belediyesi gibi bir çocuk senfoni orkestrası kurmak için çaba göstereceğiz. O tabii bizim de hedeflerimiz arasında. Başkanım yanımızdayız. Başkanım söylemiştiniz. Teşekkür ederim. 23 Nisan'da da çocuk senfoni Arnavutluğa gidiyor şu anda. Süper. Oradaki Türklerle bir işte karşılaşma ve birleşme olacak. Evet, biraz önce de bahsettiniz. Doğru. Bizler belediyeler, buraya tam parası belediyeler, her türlü bilgi birikimimizi, beceri birikimimizi günümüze aktarmak zorundayız. Bunları arasında yapıyoruz. Yani herkes bize bir şey alıyor, bir şey yapıyor ama bu ilişkiler, kardeş şehir ilişkileri bunu daha da pekiştirecektir. Çünkü hani şöyle bir şey vardı. Ya işte CHP iktidar olursa şöyle yapacak, böyle yapacak. CHP'nin iktidar olduğu yerler var. İktidardayız şu anda. Yerel iktidar daha da önemli. Çünkü halkla birebir ilişki içerisinde bir fiil yaptıkları ortada ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler başarıyla sürdürüyorlar. Yani bugüne kadarki performanslar bunu gösteriyor. Ve bir örnek göstermemiz lazım birbirimizi. Yani topluma ya da seçimlere gittiğimiz zaman arkadaş sen Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabilir diye düşünüyorsun ama Cumhuriyet Halk Partisi ne yapabildiği işte Tepebaşı'ndan belli, işte Eskişehir'den belli, işte İzmir'den belli, işte Çanakkale'den belli, işte şuradan belli örnekleriyle bunları da bulamamız lazım. Çünkü biz gerçekten yerel yönetimlerde başarıyla sürdürüyoruz. Bütün belediyelerimiz bu bağlamda çok önemli. Çünkü biz hep halktan yana tavır alan insanlarız. Kamu yararı gözetmek insanlarız. Sosyal devlet. Bizim işimiz bu. Biz ranttan falan işimiz olmaz. Rant bizim biz yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Rant dışına bunu bilirsek. Hani kafamıza öyle bir şey yapsak yüzümüze gözümüze bulaştırırız biz. Onun için biz onunla işimiz yok. Biz tamamen halkın yanında sosyal, kültürel konularda
çaba göstermeye devam edeceğiz. O bakımdan ben sizin bu düşüncenize tekrar bir kez daha katıldığımı ifade edeyim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Müzayyat Başkanım, evet Sayın Vekilim, pardon biz... Şimdi konsantrasyonumuz... Teşekkür ederim. Şimdi hem Sayın İlgi Gökhan hem Sayın Ahmet Ataç hem bizim çok değerli iki belediye başkanımız aynı zamanda da tabii benim çok değerli, çok saygı duyduğum iki abim. Hem onlara hem Çanakkale'nin tepebaşının meclis üyelerine ve tüm belediye personeline çok çok teşekkür ediyorum ben de. Kardeş kent ilişkileri çok önemli. Öncelikle şunu da vurgulamamız gerekiyor. Bu hafta hem Çanakkale için hem ülkemiz için, Türkiye için çok önemli bir hafta. 3 gün sonra 18 Mart Deniz Zaferimizi, tarihimizin çok önemli bir zaferi, destanını birlikte Çanakkale ruhuna yakışır bir şekilde kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde Çanakkale Savaşları. Buradaki kahramanlıklar vardır. Onun için Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklardır bu topraklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk vardır. Kurtuluş Savaşı vardır. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. İşte bu topraklarda, Çanakkale Savaşları'nda, bu memleketin her köşesinde yurttaşımız birlikte bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiler. Biz de bu bilinçle değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında hep birlikte yürüyoruz. Ben belediye başkanlarımız nezdinde bu kardeş kent ilişkisinde emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Belediyesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasında çok önemli belediyecilik örneklerini Türkiye'ye gösteriyorlar. Bu vesileyle bu ilişkilerin bu iki belediyeye de büyük güç olacağına inanarak ben de çok teşekkür ediyorum ve iki başkanıma da saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Bilgin'in bu katkılarınızdan ötürü. Evet, imza törenine devamlayalım. Daha sonra başkanım görürseniz meclis üyelerimizi alalım. Şurada beraber bir fotoğraf çekelim. Aile fotoğrafı, evet. Birlikte önce bir imzamızı tamamlayalım. Evet. Ne yapsak? Şunu, bunu alacağım. Bir dakika. Evet. Evet. Foto. Foto. Evet, imzalarımızı attık. Şimdi müsaade ederseniz protokolümüzü bilgilerinde sunalım. Hem basına hem meclisimiz arkadaşlarımıza. Sayın Vekilim, siz de biliniz. Nasıl bir protokol yaptık? Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Kardeşşehir Protokolü. Bu protokol, Çanakkale Belediyesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkileri kurulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu protokol doğrultusunda iki şehir arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkı sağlanması, kültürel, sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerin belediyelerin tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İki belediye karşılıklı saygı ve eşit haklar çerçevesinde yakın dostluk, güven ve barış içerisinde iki kent halkının toplumsal ilişkilerini kardeş şehir işbirliği programıyla
güçlendirecektir. İki belediye, ekonomik ve ticari gelişme, belediye yönetim sistemleri, kapasite geliştirme, akıllı şehirler, yenilenebilir enerji, çevre, kentsel gelişim ve planlama, tarımsal kalkınma, ulaşım, imar, sivil savunma ve afet yönetimi, sosyal refah, engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, eğitim, kültür, sanat, turizm ve sportif faaliyetler alanında işbirliği yapmaya başladılar. İki belediye bilgi, deneyim ve yayınlarını birbiriyle paylaşacak, bu konularda sürekli iletişim halinde olacaktır. İşbirliğinin güçlü ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla iki kentteki kurumların ve paydaşlarının da kamu kurum ve kuruluşları, belediye meclisleri, kent konseyi, üniversiteler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve benzeri ilgili konularda işbirliği yapması desteklenecektir. Belediye yetkilileri ve paydaşları işbirliğini geliştirmesi için karşılıklı olarak ziyaretlerde bulunacaklardır. İki şehrin belediye başkanları, belediye meclislerinin kendilerine vermiş olduğu yetkiyle bu resmi protokolü imzalamaktadır. Durumu ilgilerinize aktarınız. Evet. Çanakkale Savaşları, Turel Savaşları ve Fatih'in buradaki bu
Hepsi bu amaçla konuşuyoruz. Bir bütünlük adına uygun kule sormuş. Buraya yazı olarak evet. Evet, şimdi arkadaşlar buyurun. Önemli kısım arkaya şuraya buyurun. Tamam mı? Herkes görünüyor mu? Pardon. Ya hanımlar orada kaldı. Gelin bakalım. Eşler. Eşler. Unutturdum. Evet, siz gelmişsiniz. Çıkayım, size çekin. Abi çağırıyor. Evet. Yüz alıyoruz. Şimdi pardon bir dakika dur bakayım. Şu eş durumunda olanlar var. Nasıl bir gelsin? Ya bizim eşler geldi de diye. Gelin bakalım müdür hanımlar siz de gelin. Buradan emeğe geçelim. Ben emekçiler. Hayır, ben de yani bu protokol imzasında kimler vardı? Bu fotoğrafın önemi olduğunu sordu. Arşivlerden çıkıyorum. Kardeşim, bunu yapmışsınız. Peki.